Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün benden çok ama çok istediğiniz bir şahsiyeti anlatacağım. Kim mi? Tabii ki Enver Paşa. Doğum 22 Kasım 1881, vefat 4 Ağustos 1922. Kim mi bu Enver Paşa? Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisidir. Zaten arkadaşlar, o dönemde çoğunlukla askerler siyasete karışıyorlardı ve bu yolda ilerleyip siyasetçi oluyorlardı. Buna en güzel örnek Mustafa Kemal Atatürk'tür. Peki bu Enver Paşa ne mi yapmış kardeşim? Bu adam 3. Ordu ve Kafkas İslam Ordusu komutanlığı yapmıştır. Atamız Abdülhamit Han'ı bir zamanlar meşrutiyet, hürriyet, eşitlik, adalet kavramlarını kullanıp tahttan indiren ve sonrasında da bir bakıma Osmanlı'yı son zamanlarda yöneten, içerisi hain ve satılmış kaynayan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli önderleri arasında bulunmuştur. 1913'te meşhur Baba Ali baskını adı verilen askeri darbe ile cemiyetin iktidara gelmesini sağlamıştır. 1914'te Almanya ile askeri ittifaka ön ayak olarak Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine öncülük etmiştir. Savaş yıllarında Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili sıfatıyla askeri politikayı yönetmiştir. Zaten Almanya'nın savaşı yeneceği konusunda o kadar güvenmişti ki İttihat ve Terakki Cemiyeti lideri ve Osmanlı paşaları canı gönülden Almanya ile savaşa katılmak için padişaha adeta yalvarıyorlardı. Sonunda oldu. Padişah siyasi yalnızlığını bitirmek ve son bir asırda kaybettiği topraklara yeniden kavuşmak için savaşa girdi. Girdi de ne oldu? Koca bir hiç. Padişahın amacı halis olsa da Almanya savaşta yenildi. Bir zamanlar Abdülhamit Han savaşmayalım, bırakın birbirlerini yesinler. Savaşın sonunda yıpranmamış bir güç olarak gireriz demişti ya. İşte orada dediğiyle kaldı, dinlenmedi. Savaşın sonunda aynı politikayı ABD izledi. Savaşa girdiği yıl 1. Dünya Harbi bitti ve anında ABD Başkanı Wilson ilkelerini yayınladı. O anda ABD süper güç oldu. Gel gelelim konumuza. Ne oldu bu Enver Paşa'mıza? Ne oldu bu Almanya ile savaşa girelim diyen paşalara, liderlere? Hepsi bahar ayında dökülen yaprak gibi ayrı ayrı yerlere gittiler. Biri sefillik içinde öldü, bazıları ise pişman oldu. Mesela Rıza Tevfik şu sözlerle anlattı pişman olduğunu. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek. Hey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Peki bizim Enver Paşa'mıza ne oldu? Enver Paşa'mız yerinde durmadı. Milli duyguları yoğun olduğundan sürekli içi kıpır kıpırdı. Yani ne demek istiyorsun kardeşim derseniz eğer, derim ki özetle milliyetçiydi. Ve hayali olan dur. Peki Enver Paşa'nın hayali neydi? Turan'dı elbette. Yani Türk devletlerini tek bir çatı altında toplayıp yek bir vücut olarak kullanmak istiyordu. Kısacası bir olma, İri olmak, diri olmak, hep birlikte Turan olmak istiyordu. İşte bu hayali olan Turan hareketini gerçekleştirmek için ta Türkistan topraklarına gitti. Kardeşim ne yaptı bu adam orada? Amacı Almanya ve Rusya'daki Türk halklarını bir araya getirmekti. Pek çok mücadelede bulundu. Sırf Türkler bir arada kalsın diye hem de. Peki sonra ne oldu? Sovyet hükümetinin desteğini kaybettikten sonra Orta Asya'daki Türk halklarını ayaklandırmak amacıyla Türkistan'da bulunmuştu ya. İşte orada Bolşeviklere karşı yaptığı bir çatışma sırasında şehit düştü. Belki de ittihat kafasında olup da mason olmayan bir tek o olduğundan Allah ona öyle bir mükafatı uygun gördü. Zaten bu şehit düşmesiyle de anlıyoruz ki Enver Paşa'nın yaptığı hataları kasıtlı değilmiş. Ama tabi ülke yıkıldı gitti. Orası ayrı konu. Ayrıca biliyor musunuz arkadaşlar, Enver Paşa Sultan 2. Abdülhamid'in iki kızına talip olmuştu. Bunlar Şadiye ve Refia sultanlardır. Sultanlar tabi haliyle babalarını tahttan indiren bir macera perest olarak gördükleri Enver Paşa'yı reddetmişlerdi. Sonra baktı olmuyor Enver Paşa, daha önce zorla eski eşinden boşandırttırdığı Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı olan Naciye Sultan ile 33 yaşında evlendi. Böylelikle saraya damat oldu. Damat Enver Paşa o sırada generaldi, hatta mareşal olacakken olmadığı olamadı. Neyse bu uzun meseleye girmeyelim şimdi. Enver Paşa vefatından önce Orta Asya'da sevilmişti. Hatta parçalanan Rusya'da özellikle Orta Asya Türklerinin desteğini kazandı. Hatta buna Türk ırkından olmayan Tacikler de dahildir. Öyle ki Paşa'nın Rusya ile mücadeleye başladığı 1918'den beri doğan erkek bebek arasında Enver ismi en kalabalık grubu oluşturmuştu. Tacikistan'daki türbesinde de çok uzun seneler yerli halk tarafından ziyaret edilmiştir. Biliyorum Enver Paşa için biraz kısa bir video oldu ama çok ayrıntıya girip aklınızı bulandırmak istemedim. Çünkü o dönemler hayli çetrefilli ve karışık dönemler. Bu yüzden şimdilik bu kadar. Hey sen, eğer buraya kadar izleyip abone değilsen hemen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.